Merhaba. Şimdi geçen videoda bahsettiğimiz keynesyen çapraz ve toplam planlanan harcamayı biraz daha ayrıntılı şekilde ele alalım istiyorum. Bunun keynesyen düşünce için nasıl faydalı bir kavramsal araç haline gelebileceği üzerine kafa yoralım istiyorum. Evet arkadaşlar, dilerseniz önce bilgilerimizi biraz tazeleyelim. Öncelikle toplam planlanan harcama fonksiyonunu baştan oluşturacağım ama bu kez araya biraz daha fazla ayrıntı sıkıştıracağım. Diyelim ki bu planlanan toplam harcama olsun. Evet, bu eşittir tüketim. Arkadaşlar kitaplarda genelde şöyle geçer. Toplam gelir eksi verginin bir fonksiyonu olarak tüketim. Şunu baştan açıkça söyleyeyim, demiyorum ki bu terim toplam tüketim çarpı toplam gelir eksi vergiye eşit. Bu, bu terime bağlı bir fonksiyon. Yani x'e bağlı f fonksiyonu gibi. Bununla aynı şey. Yani bize burada diyor ki, Arkadaşım bana y eksi t'yi yani harcanabilir geliri söyle, ben de sana tüketimin ne olduğunu söyleyeyim diyor. O halde bunu doğrudan matematiksel ve analitik olarak bulmak istiyorsak, bu fonksiyonun ne olduğunu tanımlamamız gerekiyor. Ancak ben şimdilik böyle yazacağım çünkü tüketim fonksiyonunu bir sonraki aşamada sizlere tanımlayacağım. Yani bu şimdilik herhangi bir tüketim fonksiyonu olsun ve harcanabilir gelire bağlı bir fonksiyonu olsun. Evet, eşittir tüketim fonksiyonu artı planlanan yatırım. Bunun sabit olduğunu varsayıyoruz. Artı kamu harcamaları, artı net ihracat. Evet, artı net ihracat. Hatırlarsanız bundan birkaç video öncesinde tüketim fonksiyonu için birkaç basit model üretmiştik. Dilerseniz onlardan birini burada da kullanalım. Evet. Tüketim fonksiyonumuz tüketim, evet, toplam tüketim. Bu harcanabilir gelire bağlı bir fonksiyon. Yani gelir eksi vergiye bağlı bir fonksiyon diyoruz diyelim ki bu eşittir belli bir otonom harcama artı marjinal tüketim eğilimi. Arkadaşlar burada renk değiştirmeye gerek yok çünkü biz bunu zaten biliyoruz. Artı marjinal tüketim eğilimi çarpı harcanabilir gelir. Evet. Çarpı harcanabilir gelir diyoruz. Gördüğünüz gibi tüketim toplam tüketimi harcanabilir gelirin bir fonksiyonu olarak tanımladık. Demek ki buradaki bu terim bu anlama geliyormuş. O halde bu fonksiyon ifadesi yerine yeşile yazdığım bu ifadeyi koyabiliriz. Hatta öyle yapalım. Toplam planlanan harcama. Evet, toplam planlanan harcama eşittir bu tüketim fonksiyonumuz. O halde eşittir. Bunu da aynı sarı renkle yazayım eşittir otonom tüketim artı marjinal tüketim eğilimi çarpı harcanabilir gelir. Yani toplam gelir eksi vergi ve tabi diğer terimler de var. Artı planlanan yatırım artı kamu harcamaları artı net ihracat. Şimdi burayı biraz sadeleştirebiliriz. Hangi kısım sabit, hangi kısım değil bunu netleştirebiliriz ve hangi kısmın gelire bağlı bir fonksiyon olduğunu gösterebileceğiz. Hatırlarsınız birkaç video öncesinden vergi gelire bağlı bir fonksiyon olmalı mı yoksa olmamalı mı tartışılabilir demiştik. Gerçek dünyada vergi gelire bağlı bir fonksiyondur ama bu analizde tıpkı planlanan yatırım, kamu harcamaları ve net ihracatta olduğu gibi bu terimin de sabit olduğunu varsayıyoruz. Evet ne yapıyoruz? Bunun sabit olduğunu varsayıyoruz. Bu sabit olacak. Evet, sabit olduğunu varsaydığımıza göre bu terimi hoş gerçi varsaymasak da olurdu ancak o zaman bunu y cinsinden tanımlamamız gerekecekti. Şimdi C1'i parantez içine dağıtabiliriz. Bakalım ne yapıyor? Her defasında tekrar yazmamıza gerek yok arkadaşlar. Şimdi bakalım bu kısım ne oldu? Otonom harcamalar C1 çarpı Y yani C1 çarpı toplam gelir Eski marjinal tüketim eğilimi çarpı vergi Artı geri kalan her şey Şimdi burayı olduğu gibi kopyalayıp yapıştırayım İşte artı tüm bunlar diyoruz Evet kopyaladım şimdi yapıştırıyorum Ne diyoruz artı geri kalanlar Evet arkadaşlar, işte bu planlanan harcamalarımıza eşit oluyor. Şimdi gelelim bu kısma, yani burayı ele alalım. Bu kısımda arkadaşlar toplam gelire bağlı ve geri kalan her şey sabit. Şimdi terimleri yazalım. Toplam planlanan harcama eşittir. Marjinal tüketim eğilimi çarpı toplam gelir. Evet, ne diyoruz? Çarpı toplam gelir diyoruz. Evet, işte bu terim. Bunu kutu içine aldım ve Geri kalan her şey sabit diyoruz. Artı c0 yani otonom harcamalarımız, eksi c1 çarpı t yani o da nedir? Marjinal tüketim eğilimi çarpı t'dir. Şimdi biz bu örnekte bunların ikisini de ne yaptık? Sabit kabul ettik. O yüzden çarpımları da sabit olacak. Artı diyoruz, geri kalanlar yani geri kalan her şey. Şimdi bu çok alengirli, karmaşık bir formül gibi görünebilir ama aslında gayet basit. Çünkü bu analizde tüm bunların yani tüm bu terimlerin sabit olduğunu varsayıyoruz. O halde bu ifadenin grafiğini çizecek olursak şöyle bir şekil elde ederiz. Dilerseniz çizelim. Aslında geçen videoda yaptığımızla tamamen aynı gibi oldu. Sadece şimdi işin içine biraz daha ayrıntı kattık. Bağımsız değişkenimiz toplam gelir olacak, yani o da neye eşittir? Gayri safi yurt içi hasıla. Burada hangisini kullanmak isterseniz artık karar sizin ve düşey eksenimize bakıyoruz. Evet, harcama ekseni. Evet, harcamalar. Bunu grafiğe dökecek olursak, buradaki sabit kısım ve tüm bu terimlere B dersek, bu B grafiğin düşey ekseninin kestiği noktayı verecek bize. Evet, burası B olsun. Arkadaşlar tüm terimleri de yazabilirdim ancak boşa vakit kaybı olsun istemiyorum. O yüzden kısaca buraya B diyorum. Tüm bu kısım yani bu görmüş olduğunuz tüm kısım B'dir. C1'in pozitif olduğunu varsayarsak yukarı eğimli bir doğru elde edeceğiz ve eğim birden küçük olacak. Ve biz burada arkadaşlar insanların toplam gelirlerinden fazlasını harcayamayacaklarını varsayıyoruz yani toplam gelirlerinin sadece bir kısmını harcıyorlar. Yani bu, sıfırla bir arasında bir değer alacağını ifade eder. O halde toplam planlanan harcama böyle bir şey olur diyebiliriz. Evet, bu toplam planlanan harcama. Şimdi gelelim Keynesyen çaprazı. Toplam çıktı, toplam harcamaya eşit değilse ekonomi dengede değildir ekonominin dengede olduğu tüm senaryoları şimdi göz önüne alabilmek istiyorsak eğer, 45 derecelik bir doğru çizmemiz gerekiyor. Bu doğrunun her noktasında çıktı, harcamaya eşit olur. Evet, ne diyoruz? Çıktı, harcamaya eşit. Evet, işte böyle arkadaşlar. Evet, 45 derecelik bir doğru çiziyorum. Evet, tekrar etmek istiyorum arkadaşlar. Bu grafiğin bize söylediği şey şudur. Eğer Toplam planlanan harcama buysa denge noktası burası olur. Yani bu noktada harcamalar çıktıya eşittir. Arkadaşlar ekonomi herhangi bir nedenle eğer bu denge noktasının üzerinde performans sergilerse çıktı yani bu doğru. Bunu çıktı veya harcama doğrusu olarak ele alabiliriz çünkü birbirlerine eşit oldukları doğrudur bu. Burada gerçek çıktı beklenen, daha doğrusu planlanan harcamanın üzerine çıkmış demektir. Yani bu noktada stok birikimi gerçekleşir. Arkadaşlar stoklarda birikim olduğu için dolayısıyla gerçek yatırım planlanan yatırımı aşıyor. Eğer çıktı denge noktasının altında kalırsa planlanan harcama çıktıdan yüksek demektir. Bu durumda ekonomi yani şirketler stoktan yemeye başlayacaktır. Dolayısıyla gerçek yatırım planlanan yatırımın altında kalır. Biraz aşağıda kalır diyoruz çünkü stoklardan yenmesi negatif yatırım olarak kabul edilecektir. Şimdi bu örneği niçin kurguladığımı düşüneceksiniz. Geçen videoda da yaptığımız buydu ancak bu videoda birazcık daha ayrıntılı olsun istedim. Bu denge analizinde Keynesyen çaprazını kullanmanın da ötesinde bu örneği kullanarak denge noktasını nasıl değiştirebiliriz sorusuna Keynesyen bir yaklaşımla cevap vermek istedim. Çünkü çıktı değiştiği zaman hatta mesela şöyle diyelim, çıktı fazla yüksekse stoklarda doğal olarak birikme oluyor. Sonra insanlar bakıyor ki stokları birikiyor, daha fazla üretmeye başlıyorlar. Ne oluyor? Haliyle çıktı azalmış oluyor. Eğer stoktan yenmeye başlandıysa üretim artırılıyor ve denge noktasına geri dönülüyor demektir. Peki, ya denge noktası ekonomide olması gerektiğine inandığımız yerde değilse ne olacak? Mesela tam istihdamın çok altındaysa ya da potansiyelin çok altında kaldıysa Örnek verelim buna. Ekonominin tam istihdam halindeki potansiyeli şöyle bir çıktıya denk geliyorsa eğer, burada tam olarak hangi noktada olduğu önemli değil arkadaşlar. Önemli olan buraya nasıl ulaşırız? Evet. Sadece arzı arttırmakla olacak şey değil bu. Çünkü çıktıyı artırmak demek soklarda birikim olması demekti. Peki bakalım Keynesyen yaklaşıma göre bu eğriyi kaydırmamız mümkün mü? Elbette mümkün. Eğriyi birçok yolla kaydırabiliriz. Mesela sabit olduğunu varsaydığımız bu değişkenlerden herhangi birini değiştirebiliriz. Böylece eğrimizi kaydırmış oluruz. Mesela hükümet şöyle diyebilir, g'nin belli bir değeri var ve ben bu değeri artırırsam ne olur? Yani g'nin hali hazırdaki değerine belli bir g değişimi eklersem ne olur? Yani hükümet bir artış yaratıyor burada. Evet, bakıyoruz artık g buradaki artış miktarı kadar artmış durumda. Yani yeni g'miz bu oldu. Peki bakalım bu eğriye nasıl yansıyacak? Evet bakıyoruz eğri bu artış kadar yukarı kayacak. Evet bakalım eğriyi bu artış kadar yukarı kaydırınca ne oluyor? Bunu en sevdiğim renkle çizeceğim arkadaşlar. Evet tabii ki morla çiziyorum. Bu eğriyi delta g kadar yukarı kaydırdığımızda, evet delta g kadar yukarı kaydırdığımız zaman şöyle bir şey oluyor. Eğrinin eğimi değişmiyor, eğim hala bu ve sadece düşey ekseni kestiği noktayı değiştirmiş olduk ne yaptık? Buraya delta g ekledik. Yani burası artık b artı yani b'nin ilk hali artı delta g oldu. Evet böyle diyelim. Dolayısıyla yeni planlanan harcama eğrimiz de böyle bir şekil haline gelmiş oldu. Evet yeni planlanan harcama eğrisi bu oldu dedik. Bu gerçekten oldukça ilginç bir durum çünkü artık yeni denge noktası önemli ölçüde yukarı kaydı. Denge noktasındaki dengedeki değişim yani çıktının deltası G'deki değişimden daha yüksek. Evet ne diyoruz? Çıktıdaki değişim, evet çıktıdaki değişim büyüktür. Harcamadaki büyüktür. Evet harcamadaki değişim. Evet görünüşe bakılırsa arkadaşlar yani eğer biz bu analize güveniyorsak buna değer diyebiliriz. Bu durumun nedeni rahatlıkla görülebiliyor. Buradaki doğrunun eğimi birden küçük. Dolayısıyla bununla eğimi 1 olan eğrinin kesişim noktası daha yukarı kaymak zorunda. Hatırlarsanız geçen videoda da görmüştük. Matematiksel olarak da doğru bu. Çarpan etkisi konusunda öğrendiklerimiz gayet tutarlı. Bu durumun cebirsel açıdan nedeni de budur. Çıktıdaki değişimin talepteki değişimden daha yüksek olmasının sebebi budur. Yani çarpan etkisi. Bir sonraki videoda bunu görmüş olacağız arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.